dernek üyeleri, çok değerli Mehmet Mungan abimiz. Gülmüyor. Sizlerle birlikte olmaktan, bu gecenin bu güzel ortamında birlikte olmaktan büyük mutluluk duyuyoruz. Bizler sizlerle bir araya gelmemizdeki temel esprimizi kaynaşma üzerine yoğunlaştırdık. Burada bir sürü arkadaşımız, daha önce AK Parti'nin teşkilatlarının değişik kademelerinde görev yapan arkadaşlarımız. Bu yüzden sizlere bir araya gelip istişare yapabilme şansını bu seçim sürecinde çok bulamadığımız için bu tür toplantılar hepimiz için faydalı olacak diye düşünüyoruz. Konuşmama başlamadan önce, 4 gün önceki terör saldırısında hayatını kaybeden 97 vatandaşımıza başsağlığı, Allah'tan rahmet, yakınlarına başsağlığı diliyorum. Halkımızın ve Mardin'imizin başı sağ olsun diyorum. Değerli Mardinliler, hepimizin de gördüğü gibi 4 gün önce yaşadığımız olay, son dönemde yaşadığımız olayların en şiddetlisiydi. 7 Haziran seçimleri sonrası ülkemizin ve özellikle bölgemizde de Mardin'imizin içine çekildiği bu girdap, içine çekildiği bu terör iklimi ve içine çekildiği bu istikrarsızlık hepimizin gözleri önünde cereyan etmekte ve bu gittikçe birileri tarafından derinleştirilmek istenmektedir. Gönül isterdi ki 7 Haziran seçimleri sonrası halkın ortaya koyduğu iradeye her kesimin saygı gösterip Türkiye'de koalisyon dahi olsa sağlam bir iradenin, istikrarlı bir hükümetin ortaya çıkmasıydı. Ancak sizler de takip ettiniz. AK Parti 258 milletvekiliyle birinci parti olmasına rağmen ve bir sürü fedakarlığı tavizi vermesine rağmen diğer 3 partiden hiçbirisi AK Parti'de koalisyona yanaşmadılar. Onların derdi liderimiz Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ı pasifize etmek, onun ortaya koyduğu misyonu ortadan kaldırmak ve son olarak da AK Parti iktidarını bu ülkeden silmekti. Ancak halkımız 13 yıldır içine girdiği ve yaşadığı, onun nimetlerinden faydalandığı bu misyonun, bu davanın Türkiye'de silinmeyeceğinin en açık örneğini 7 Haziran'da yine vermiştir. Ancak 7 Haziran seçimlerinde de başarılı olamayan bu kesimler, Suruç olaylarıyla hepinizin malumu ortalığı kan gölüne çevirmeye başlamış. Bu sirkülasyonla bugüne kadar en son Ankara'da patlayan bombayla 97 insanımızın hayatını kaybetmesine neden olmuştur. AK Parti yıllardır ortaya koyduğu misyonda, davada şunu gözetti. Huzuru gözetti, eşitliği gözetti, kalkınmayı gözetti, ilerlemeyi gözetti. Demokratik alanda her bireyin, her toplumun ve her grubun eşit şartlarda kendilerini ifade edebilme, eşit şartlarda siyaset yapabilme, eşit şartlarda sosyal alanda kendini geliştirme ve eşit şartlarda ekonomik alanda güçlenmesinin önünü açtı. Ve Türkiye 2001'den sonra AK Parti iktidarıyla tanışınca 2014'teki rakamlara baktığınızda 4 kat büyüdü. Bu birilerinin işine gelmedi ve hala da bu sıkıntı yaşadıkları için sürekli komplolarla, değişik provokasyonlarla bu davanın, bu gelişimin önünü kesmek istiyorlar. Diğer milletvekili adaylarımızla konuşacağı için ben birkaç cümleyle özetleyeceğim. Öyle bir girizgah belki uzun oldu ama ben kısaca toparlayacağım. Benim sizden 2 tane şeye dikkat etmenizi rica edeceğim. Birincisi, son dönemlerde özellikle Mardin'imizin bazı ilçelerinde yaşanan şiddet, terör, kargaşa ve halkımızın uğradığı zulüm iklimini görmenizi istiyorum. Nusaybin'de ve özellikle Kerboran'da, yani dar geçitte halkın evlerinden sürülmesi, evlerinin kapısına bombaların yerleştirilmesi, hendeklerin kazılması sonucu sadece Nusaybin'de bir ay içerisinde 3000 aile göç etmiş durumda. Dar geçit ilçemizde de aynı şekilde 2 mahallenin hemen hemen tamamı boşaltılıp savaş ilan edilmiş durumda. Biliyorsun sokağa çıkma yasağı bugün dar geçitte kaldırıldı. Ancak sokağa çıkma yasağını hak etmeyen bir halkın, hendekleri hak etmeyen bir halkın, bombaları hak etmeyen bir halkın kendisini savunduğunu iddia edenler tarafından bu zulme tabi tutulmasını dikkatlice izlemenizi rica ediyorum. Bu insanlar kime hizmet ediyor? Benim hakkımı koruyan adam bana niye zulüm ediyor? Benim çocuklarımın ölümüne neden oluyor? Benim malımın ortadan kaldırılmasına neden oluyor? Benim ekonomimin, özellikle Mardin ekonomisinin
dip yapmasına neden oluyor. Bugün hiçbirimiz ticaret yapamıyoruz. Dükkanımızı açıyoruz, işyerimizi açıyoruz. Çoğunuz esnafsınız. Akşam eve döndüğünüzde bundan 3 ay önceki canlı, 6 ay önceki canlı bir türlü bulamıyorsunuz. Biz bunları hak etmedik arkadaşlar. Bu virüsün, bu şiddetin yarın Artuklu'ya, yarın Kızıltepe'ye, Derya'ya, Midyat'a sıçramayacağının garantisini kim verebilir? Hiç kimse veremez ancak siz verebilirsiniz. O da 1 Kasım'da oyunuzu doğru tercihle sandığa attığınızda siz cevabını vereceksiniz ve bunun cevabını da siz vereceksiniz. Çünkü 7 Haziran öncesi barış söylemiyle ortaya çıkanlar 80 vekille meclise gittikten sonra 7 Haziran sonrasında şiddetin destekçisi, şiddetin zeminini oluşturan kesimler oldular. Bizim bunlara söyleyecek birkaç lafımızın olması lazım. Onu da Allah'ın izniyle, sizlerin desteğiyle 1 Kasım'da söyleyeceğiz. Bu alanda sizlerin çabasını mutlaka göreceğiz ve görüyoruz. İkinci nokta da şu. Sizler mutlaka büyük bir kesiminiz AK Parti davasına inanan insanlarsınız. Ve oyunuzu da sandığa gittiğinizde bu davanın gelişimi için, Mardin'in kurtuluşu için vereceksiniz. Ancak bizim görevimiz orada bitmiyor arkadaşlar. Sizlerden ricamız, eğer ki AK Parti vizyonunun ve AK Parti davasının bu ülkede uzun yıllar hakim olmasını istiyorsak, Mardin'de uzun yıllar hakim olmasını istiyorsak, kendi oyumuzla yetinmeyeceğiz. Önce akrabamızın, sonra komşumuzun, sonra mahallelimizin, sonra iş yeri komşumuzun, sonra komşu mahallelinin oyunu isteyeceğiz. O oyun peşinden gideceğiz. Biz insanlara davetle gitmediğimiz sürece, biz insanlara doğruları anlatmadığımız sürece, biz insanlara biz bu dava için çalışıyoruz izlenimini vermediğimiz sürece hiç kimseyi bu davaya yönlendiremeyiz. Biz bu akşam hepimiz burada 100'den fazla insan toplandık. Biz toplanmasak yarın biz 2 kişiyi ikna edemeyiz. Biz Mardin'in çok değerli adaylarımızla beraber ve Süleyman Bey sağ olsun Süleyman Bölmez abimizin de desteğiyle Mardin'in güvenlik açısından bize gidilmesin denilen yerleri dışında hiçbir yerini ihmal etmiyoruz. Dar geçidin sınırına kadar gitmişiz. Dar geçitte biliyorsunuz sıkıntılar vardı. Mazda'nın en ücra köylerine kadar arkadaşlarımız gitmiş. Yine aynı şekilde Nusaybin'in en ücra köşelerine kadar gitmişiz. Biz Mardin'de ayak basmadık, yer bırakmayacağız Allah'ın izniyle. Bu teşkilat olarak, bu adaylarımız olarak. Sizlerden de bu konuda desteğinizi artırmanızı, 7 Haziran öncesi ortaya çıkan ataleti, tembelliği, ortaya çıkan kırgınlıkların hepsini bir yana bırakarak o dönem harcadığınız enerjinin 2 mislisini hatta 5 mislisini sizden harcamanızı bekliyoruz. İnşallah. Ancak bu şekilde 1 Kasım'da AK Parti bayrağını göklere çıkarabiliriz ve göndere asabiliriz. Bu hepimizin davasıdır, bu hepimizin görevidir. Çalışacağız, tebliğimizi yapacağız ve bu partinin burada hakim kılınması için elimizden gelen çabayı göstereceğiz. Bundan sizin, bu konuda sizin yapacağınız çalışmalardan hiçbir şüphemiz yok. Allah sizden razı olsun. Bugün bizi kabul ettiniz. Bu güzel ortamda bize çay içirdiniz. İnşallah bir çay daha içeceğiz değil mi Afkadir Bey? Umut ediyorum ki 1 Kasım'da yine bu tür güzel ortamlarda AK Parti'nin Mardin'deki zaferini kutlayacak bir şekilde bir araya geleceğiz. Ve iki bayramı birden yaşayacağız. Allah sizden razı olsun tekrar diyorum. Ev sahipliğiniz için teşekkür ediyorum. Başta dernek üyelerimize ve başkanımıza ve siz değerli mahalle sakinlerine. Teşkilat olarak ve adaylarımızla beraber biz her zaman Mardin yanında olacağız. Yeni bir yüzle, yeni bir vizyonla yola çıktık. Bu vizyonu takip edin. Bizim yapabileceğimiz ne destek varsa biz sizin yanınızdayız. Tekrar ediyoruz bunu. Umut ediyorum ki omuz omuza verirsek bizim karşımıza kimse duramaz, kimse diklenemez ve biz başarıya ulaşacağız. Çok teşekkür ediyorum, saygılar sunuyorum.